Evet gençler, yine kaldığımız serimizden devam ediyoruz. Hemen şöyle küçük küçük ısınmalar yapalım ki birazcık elim ısınsın. Bugün oyun attığım söylenemez. Hemen şöyle bir iki topa vuralım. Şimdi şöyle küçük bir problemimiz var. Sizden biliyorsunuz ki videolar istemiştim. Bir edit yapmak adına. Fakat o editte gelen videoların çoğu birincisi görsel kalite olarak çok düşük. İkincisi çok değişik platformlarda paylaşmışsınız. YouTube olan var, hiç ismini duymadığım yerlerde paylaşan kardeşlerimiz var. Ve onların da boyutları gerçekten çok iyi sayılmaz. Ondan sonra gol tekrar atanlar da var ama tabii sayılı diyebileceğim kadar hani bir elin beş parmağını geçmez. Herkes her telden attığı için şu an için onu yapamadık. Yani yapamadım derken yapsam da çok kötü olacak video olarak. Hani çok az bir baktım yapılabilir mi diye ama inanın yapılabilecek gibi bir durumda değil şu an. Ona bir çözüm düşüneceğiz ya da hep birlikte bir çözüm düşünebiliriz. Ama sanırım en mantıklısı sizin gol tekrarı yerini bulup sanırım bana direkt tekrarı göndermeniz ve o tekrardan benim o golü çıkartmam. O gol işaretlemeyi de silme tuşuyla yapabiliyorsunuz. Daha öncekinde varsa da süresiyle sanırım almam yeterli olacaktır. O süredeki golü ben çıkartabilirim. Çünkü birine bakıyorum ismini yazmamış. Yani hiç bomboş. Birine bakıyorum altındaki tekrarın şeyine kadar hepsi aynı. Baya baya hani çok kötü bir görsel olacak yani video olarak. O yüzden birazcık böyle farklı bir şekil düşünmek istedim. Biraz düşüneceğiz yani onu. O yüzden bir sürelik askıya alıyorum. Çok istiyordum hani sizden gelen golleri size paylaşayım. Hani en azından hep beraber izliyorsunuz burada. Sizin de attığınız güzel gollerinizi birbirinize görün diye. Ama gerçekten çok karışık videolar. Hani bir video içeriği çıkacak kadar bile değil öyle söyleyeyim. Ondan kaynaklı bir süre biraz beklemekte fayda olacak sanırım. Güzel bir kickoff'la başladık. Bunu da size bildirmiş olayım. Bununla ilgili bir düşünce yapacağım. Tekrar bir bilgilendirme videosu yaparız ve ona göre kararını alırız zaten. Sizden gelen videolarla alakalı şu an beklemede. Ve o konuyu salıp şimdi 1v1'imize geri dönelim. 1v1 birçok kardeşim tabii ki de çok seviyor. Çok sevdiği için de sizi kırmamak adına biraz 1v1 atayım istedim. Boost alacaktır. Biz de şöyle yapalım. Ama şu an hala boost olduğu için çok tehlikeli. Olası bir pozisyonda sıkıntıya girebiliriz. Çok açtı önünden. O yüzden ben 50'ye gireceğim. Şurada da sanırım golü bulacağız. Çünkü orada duvardan seken top direkt önüme geldi. Şöyle bir yemleme deneyelim bakalım. Güzel bir yemleme oldu bizim için. En azından ikinci pozisyonda önüne aldığında direkt hemen hızlı blok dağıtmış olmam. Yani onun durumunu kesti. Çünkü flick atsaydı aslında ben avantajlı durumda kalacakken o avantajlı olacaktı. Ana çocuk içimizden geçti. Biraz fazla hızlı değil mi sence de o? Ya o ne? Buna şöyle vurayım. Boostum almasaydı bir şeyler deneyecektim ama boostum aldığı için çok fazla deneyemedik. Buradan gene bir küçük deneyeceğim. Bakayım fili nereye doğru atacak. Güzel oldu. Ve boostunu alalım kardeşimizin. Eğer ki iyi vuramazsa avantaj bizde olacak. Yine de iyi kesti. Şurada çok ters düştüm. Şu an çok avantajlı. Daha blok.
Şöyle güzel bir gol bulduğumuzu düşünüyorum. Orada aslında çok iyi kontrol edemedim ama sonraki dokunuşta yine iyi bir dokunuş oldu. O da zaten son dokunuşumuzu hesap edememiş. Aslında çok kötü bir oyuncu değil. Güzel de bastırıyor. Ama iyi pozisyonlar yakaladık. Şunu... Hadi be. Son anda. O bu sağlamamamız. Tabii ki de avantajı ona geçirdi. Da güzel güzel yemledik denebilir. Şurada bir kontrol yapabilseydim biraz olabilirdi. Burada çok açtı. Bakalım. İlginç bir oyun oluyor. Bir şeyler oluyor ama ben de anlamadım tam ne olduğunu. Birazcık hızlandıralım ataklarımızı. Biraz böyle el soğukluğumuz da var. Yani hiç bugün oynamamış olmamla alakalı. Aslında daha güzel pozisyonlar da yakalayabilirdim ama tabii ki en fazla bu kadar çıktı. Bu kadar oldu. Buna yetişebilir. Kaleye vurmuş olsak da biraz yavaş vurduk. Şöyle direkt tam gelme açısında yapalım. Sanırım artık 55 saniye kala da 5 gol bulup sonra 6. golü de bulacağını zannetmiyorum. Biraz fazla yukarıdan. Tavana çarpmadı. Anam o da neydi öyle? Ucundan dokunayım mı diye düşündüm. Dokunamadık. Böyle yine bir 50 kazanalım. Şöyle yaparsak 6. golümüzü de güzel bulduk ve rakibimiz artık dedi ki tamam yani 17 saniye kaldı dedi. Bence sonuna kadar mücadele edip oyunun keyfini çıkartmaya çalıştım. Çünkü ben de hani bazen yenilebiliyorsunuz. Yani fark da olabiliyor. Olası bir şanssızlık diyeyim. Çünkü bazı maçlarda öyle kötü pozisyonlarda kalıyoruz ve öyle karşı rakip de baskın oynuyor ki hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu aslında karşının iyi olmasından değil, karşının hem iyi olması hem de sizin şanssız olmanızla alakalı oluyor. Bazen kıran kırana tabii ki oyunlar dönüyor. İşte bu tür durumlarda aslında rakibinizle de kendinizi de zorlayıp biraz daha geliştirmek adına yenilseniz bile o maçı sonuna kadar oynamanız sizi bu oyunda geliştirecektir. Radiation mı? Radyasyon mu artık? Nasıl okunacak bu? Kardeşimiz tehlikeli. If you wanna die, come on, come on yapıyor direkt. Sonuna kadar iyi bekledik. Buradan bir keşke buz çıksaydı ya. O buz da aldığı için biz şuna gideceğiz. Bakalım biraz ilginç başladık oyuna. İyi bir hata, bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Orada hamleyi yaptığı anda direkt boş atladığını gördüm. Gördüğüm için de hemen küçük bir kontrolle direkt kaleye gitmek zaten yeterli oldu.
Ama tabii bu 1v1 oyun her türlü değişebiliyor biliyorsunuz. Şurada üzerine sekmiş olması kötü oldu. Ben de busla geldiğim için bana biraz pas oldu. Şurada aslında düşündüğü hani burayım o açı gelene kadar tekrardan busta alayım ve geri döneyimdi. Ama tabii bize daha avantajlı kaldı. Vay kardeşim neymiş bu? Burada da yine iyi kaldı önümüzde. Valla 1v1 elimiz ısınıyor galiba yavaş yavaş. Aslında hani dediğim gibi 1v1'de çok çok iyi değilim. Fakat 1v1'imizi biraz toparlıyor gibiyiz. Ya da artık hani yüksek elo'larda da oynamaya alıştık ya. O elo'ların verdiği biraz da rahatlık var. Hani 1v1 tamam biraz daha şeye göre farklı ama yine de onu şey yapabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz yani oyun olarak. Ay kardeşimiz son anda. Böyle aslında çarptırıp dedim direkt kaleye gitsin. O da olmadı. Fakat şöyle bir durum var tabii çevirebilir de. Yani 3-0 fark olması hiçbir şey değiştirmez. Olur da bir iyi pozisyonlar bulursa yapacak fazla bir şey kalmayabilir. Tabii burada birazcık yapacak fazla bir şey yoktu ondan yana. Çünkü boost avantajım vardı, pozisyon avantajım da vardı. Şurada boostlu olmadığı için bir de yanda kaldı orada. Yapacak tabii ki de çok çok bir şey kalmadı. Kaleye gitmiyor sanırım değil mi o? Bakayım. Burada rahat bir top kaldı önümde. Şurada zaten hani bana doğru gelmiş olması direkt şuradan çıkıp son böyle saniyesinde de ufak bir dokunuş attık. Rakibe birazcık fark açmış olduk. Toparlayabilir. Hani 4-0'dan da 5-0'dan da çok maçlar dönüyor dönmüyor değil. Sadece akıllı oynaması lazım. Ama çok aceleci davranıyor bu tür pozisyonlarda. Aslında bir şey söyleyeyim. Bu top gol değil. Direkten dönüp bana gelip sonra gol olacaktı. Ama bizim çocuk dokunduğu için direkt gol oldu burada. Yani tam direğe doğru. Hatta belki direğin dışına doğru bile gidiyor olabilirdi o. Heyecanından dolayı. Burada önünde kalırsa yapacak bir şey yok. Çok free kaldı önümüzde. Çok free kaldığı için de tabii ki kardeşimizin yapacak fazla bir şeyi kalmadı. Güzel oyun oldu yine. Eğlenceli oldu. Aslında bugün hani oynatmamama rağmen bile dün elması 3 küme 2 vermişti. Bugün 2 küme birden almış olduk. Çünkü bu ilk 10 maçlarda biliyorsunuz hani normal artı şu an max mod açık olmadığı için hani artı 10'un üzerinde veriyor. 20'ye yakın ya da 14 ile 20 arası bir MMR veriyor. O yüzden direkt tek maçta bize küme olarak atlattırdı. Yani şampiyon 1'e doğru yavaş yavaş gideceğiz. Tabii bunun şampiyon 1'i gerçekten bunu her seferinde söylüyorum aslında. Normal 2S ve 3S'in şampiyon 3'üyle Grand Şampiyon'a eşdeğer oyuncular denk geliyor. Çünkü oyuncuların çoğu hani Diamond 3'e kadar oynayıp Diamond 3 veya şampiyon 1 civarından sonra oyunu birazcık salıyorlar ve 2S, 3S oynamaya daha çok ağırlık veriyor birçok kardeşimiz. O yüzden karşımıza gelenlerin çoğu da zaten hani Grand Şampiyon ya da daha üsteli oyuncuları bile denk gelebiliyor. Ya da gerçekten 1v1'e iyi emek harcamış sağlam 1v1 oyuncuları geliyor. Onlar da tabii ki sizi ve bizi, beni zorlarlar. Çünkü ben 1v1'i dediğim gibi çok fazla atmadım. Sadece siz kardeşlerimizin hoşuna gidiyor diye birazcık daha oynuyorum. Ve sizin için de ufak bir spoiler vereyim size. Güzel gollerimizden bir video hazırlıyorum. Sanırım bir iki güne falan halletmiş olurum. Ya yani öyle sinematikli yapmayacağım. Sadece gollerden oluşan bir video paylaşacağım. Bakalım beğenecek misiniz diyeyim. Ve sonraki oyunlarda görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler. Bay bay.